Herkese merhabalar dostlarım. Bugün Metin 2 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metin 2'ye geri dönüş yaptık. Tam manasıyla geri dönüş yaptık. Kanalın topluluk kısmında bir anket paylaşmıştım. Ne yapalım, yeni bir sorudan başlayalım? Tamamla mı devam edelim? Bedensel mi devam edelim? Yoksa bizim bir tane ninjamız vardı böyle yarım yamalak. Onu hidralık ve meleğlik tamamlayıp onunla mı devam edelim diye. O yaptığımız anketin sonucunda ninjamızı hidra ve meleğlik olarak dizelim. Hidra ve meleğe dönelim. Bak canımı da devam edelim olarak çıktı. O anketin sonucunda buraya bir yere koymaya çalışırım. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda bizim bıraktığımız karakterimiz savaşçımız var. Hemen savaşçıya girelim. Ben 1-2 gündür yokluyorum böyle hani hem piyasa analizi hem şu bu oyuna geri döneceğiz malum. Karımız bu şekilde bizi karşılıyor. 109 level, %35'te deneyimimiz var. 110'a atıp bununla birlikte gideceğiz. Uyanışa gideceğiz. Zaman çatlağına gideceğiz. Yani oralarda farm yapacağız. Bunu zaten biliyordunuz. Serinin başından beri bunu istiyorduk. Çarı bozmayacağız arkadaşlar. Bu çarın itemleri bu şekilde. Zaten hep bildiğiniz itemler bunlar. Hepsini kayıt birlikte almıştık. Onun dışında hemen ninjama vermek istiyorum ekranı. Şöyle. Ninjamızda da ufak tefek itemler var. Ninja ile dönüşümsüz hidra ve meleği. Zaten meleği dönüşümle olmuyor zannedersem. Dönüşümsüz hidra ve meleği yapmak istiyorum. Meleği için 90'a çarda kasılacak ama önceliğim hidrayı bir halledeyim. Ondan sonra meleği daha kolaymış gibi geliyor bana. Umarım öyledir. Sinyalar zaten bildiğiniz gibi. Onun dışında çok güzel. 32 ortalama, 10 kritik, 10 delici, 15 de buzun gücü olan bir hançerimiz var. Kahraman bu arada. Kafalığımızda 8 saldırı 50 STR var. Onun dışında 5 yer 15 büyü var. Bilmiyorum ne kadar önemli. Zırhımız yine kahraman suikast kıyafeti. Artı 9 bu arada 10 canavar veriyor. Onda da 100 STR var. Bize gayet yeterli 1500 DPC var. Şöyle bir bileziğimiz var. Bilezikte 10 delici var. Yalandan 10 şeytan 10 şimşek var ama. Bir şiirde benden at yalanını. Onunla bir işimiz yok. Bizim için önemli olan buradaki 10 delici. Yanında da 50 STR var. Buradan patronlu kolye almamız lazım. Patronlu eldiven almamız lazım. Onun dışında ayakkabı, küpe, kalkan ve tılsımı diğer savaşçının az önce gösterdiğim savaşçının itemlerini kullanacağım. Onlar zaten 50 STR. Bu 3 itemi de buna aktardığımda bir problem kalmıyor. Onun dışında zaten gösterecek fazla bir şey yok. Simyalarımız kusursuz. Bu ortalama STR sav mükemmel yakut var. Beceri hasarına koyma bir kusursuz elmasımız var. Gerisi de zaten çok önemli değil bizim için. Bizi gayet idare edecek tarzda bir simya panelimiz var. Bunun yanında bizim bir de Yohara'da AFK farm yaptığımız bir çarımız vardı. Bu arada bu çarın kuşağını da göstereyim size. 10 ortalama, 2 zeka, 1 büyü hızı, düşük rütbe var. 25 emiş, 171 STR veren bir de kuşağımız var. Onu da sizlere göstermiş olayım. Hemen diğer çara vereceğim ekranı. Böyle hızlı hızlı gidiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Çok özledim Metin 2'yi. Sizlere Metin 2 içeriği sunmayı da çok özledim. Onun için böyle hızlı hızlı gidiyorum. Bir yanlışımız olursa uzun zamandır Metin 2'ye girmiyordum. Zaten en son girişim 100 küsür gün önceydi. Yani inanır mısınız? Biyolog vermeye bile girmedim oyuna. Lafı daha fazla uzatmadan hemen şamanı da açayım. Yani bu seride yapacaklar size anlatmaya çalışıyorum. Şamanımız burada. Hemen ona da giriş yapalım. Şampiyon 5-1 şamanımız var. 4'lü 5 oldu bu arada bu şaman. Nasıl 5 oldu? AFK aura kasıyorduk. Tam ben oraların kaydını aldım vesaire. Araya sıkıntılar girdi. Onun videosunu yapamadık. Ama dilerseniz kayıtları elimizde onu da yaparız. Şamanımızda böyle çok anlatacak bir şey yok. Full büyülü STR ile işlemlerimiz var. Onun dışında kostüm çözeceğiz. Tabii bunlara uzun zamandır girmediğim için kostümlerin süresi bitmiş. Böyle bir kuşak var bunda. Büyülü STR 115 veriyor. Yarı canavar veriyor. Onun yanında kritik, delici ve zeka veriyor. Önemli olan zeka bizim için kuşakta ve büyülü STR tabii ki. Böyle bir kuşağımız var. Bunu simya panelinde göstereyim. Çift ort sav bir yakutumuz var. Bu değişecek. Bu simya değişecek. Şöyle değişecek. Bunu da yayında daha doğrusu kayıtta sizinle birlikte yapacağız. Yani bu elmas çıkacak. Bunun yerine bu elmas girecek. Çift 5 büyülü STR. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi bloklamalı bir onyx takmamıştım daha önce. Şimdi onu da aldım. Onu da takacağız birlikte. Blok yansıtma ok. Gönül ister ki delici blok ok takalım ama neredeyse bunun 3 katı fiyatı delici blok oklar. O yüzden bunu idare edeceğiz. Ben bunları önceden hazırladım. Bu kayıtları çekeceğim diye. Ama tabii ki bu itemleri sizlerle takalım diye. O şekilde yaptım. Bu çara yapmamız gereken hiçbir şey yok. Bu çarın her şeyi tamam. Hatta şöyle göstereyim. Daha önce de AFK Aura farmından geldi bu çar. Her şeyi hazır. Dediğim gibi. Onun dışında burada iç itemlerimiz de hazır. Bunları yetmediği yerde kullanıyordum ama şu anda gayet yeterli. Bunlara ihtiyacımız yok. Burada 50 büyülü STR'li ateş ayakkabımız var. Bunda blok olmadığı için çarımız bazen dayanmıyor. Yatıyordu. Ara ara bunu kullanıyorum. Böyle de bir kıyanik yelpazemiz var. Bu kıyanik yelpazeyi soylattıracağız zaman. Yani ben bu yelpazeye 610 para verdim. Kayıtta almıştık. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen milyar.
Yani Yuhara serisi 1. bölümü izlerseniz, şuraya bir yer eklerim ben onu. Yuhara serisi 1. bölümü izlerseniz bu yelpaze, yani bu içtemlerin hepsinin alınış videoları var. Bu yelpazeye 600 won para verdim. Bilmiyorum kime güvenip böyle soylu attırılır sonuçta. Anca 600 won bu itemin değerini bize şey olarak emanet verip itemi alıp soyluyu atıp geri parasını alacak bir arkadaş veya karşılığında bir item verecek güvenceli bu işleri yapan birisi varsa buna soylu attırmak istiyorum. Çünkü görmüş olduğun gibi şapkamız ve zırhımız soylu. Bir tane bizim şey var, 105 büyülü silah suramız var. O surayı da belki geliştirip onu elemente atıp kendimiz de soylu yapabiliriz. Ama o sonraki aşama tabii ki bu kadar sıkışıklığın, bu kadar serinin içine şu anda o surayı söylemedim varsayalım. Şimdi sıra geldi pazarımızı tekrardan aktif etmeye. Böyle bir kahraman ahenk kıyafetimiz var. Şamanımızın bir önceki zırhı bu. Bunu da kayıtta alıp satmıştık. Bunların da daha önceki serilerde izleyenler biliyordur. Böyle güzel nadide bir zırhımız var. Bu zırhı 200 won'dan. Şöyle bir kaskımız var. Bu kaskı da 25 won'dan pazara koyacağım. Eldeki bütçe 260 won. Bunlarla birlikte 450-500 won'lara dayanacak. İşte bu auraları satacağız. Burada biriken kutsama kağıtları falan. Pazarı tazeleyeceğiz bir yandan. Bir yandan bize nakit akışının sağlanması gerekiyor. Yoksa kendimizi geliştiremeyiz. Bu çarın 5 patronlu kolye, 5 patronlu eldiven, ruh kemeri. Ruh kemeri yan çarda var ama yani bu tarz şeylere ihtiyacı olacak ve tip 6 bir Alastor pete ihtiyacımız var. Diğer petimizin tabii ki skill'lerini değiştirdik biz. Büyü hızı veren talim yerine işte onları falan okuttuk. Şaman'a göre ayarladık. Şaman'la da AFK Aura Farm'ına devam edeceğiz ki yandan oradan da gelir olsun bize. Yani hiçbir çarı bozmadan yapmaya çalışacağız. Bu çarla da Hydra'ya başlayabilmek için önceliğimiz 5 patronlu kolye, 5 patronlu eldiven yapmak. Onları yapmak için elimizdeki bütçe şu anda bu. Ben hiç vakit kaybetmeden pazarımı kurayım. Pazarımı kurduktan sonra sizlere pazarı da göstereyim. Ninja'mızla pazarı kurdum. Dediğim gibi ahen kıyafetini 200 won'dan, 25 won'dan başlığı, işte 2.5 won'dan bunu attım. 2 won'a kutsama kağıtlarını attım. Elleme bunu attım. 1 won'a deniz kızı sandıklarını attım. 5 won'a diyor galiba zen fasulye, yanlış hesaplamadıysam onu attım. Bunları attım. Dönüşüm küreleriyle işimiz bitti. Bunları attım. 10 eme tanesi. Auralarını bir paketini 1 won attım. 90 küsür emlere satılıyor ama ben bir alıcı olsaydım 90 em yerine 1 won'dan almayı tercih ederdim. Ben gibi düşünen birçok insan olacağını düşünüyorum. O yüzden bu fiyatları ekledim. Pazarımızı açık hale getirdik. Umarım buradan bol bol satışlar olur. Bizim de sermayemize katkısı olur ve biz de çarımızı geliştiririz. Ve sıra geldi işin en cafcaflı kısmına. İşin en cafcaflı kısmı nedir? Hemen sizlere onu da göstereyim. Buradan beli bükük, boynu bükük simyacı kardeşimin yanına geliyorum. Bununla çok güzel anılarımız var. Gerçekten güzel anılarımız var. Simyacıyı ben kötü, asla kötü anamam. Bizi batırdığı zamanlar, bitirdiği zamanlar da oldu ama 40 level'da kusursuz 12 taktırdı bu bize simyacı. Biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlersin, izleyenler biliyor. Şöyle iki simyamız var. Bunları çıkarmaya çalışacağız. Bunları çıkarırsak ikisinin ederi aşağı yukarı 600-700 won. Umarım çıkarabiliriz. Oradan da bize bir gelir sağlanır. Bunlar için şeyle uğraşmayacağım. Yok kerpetendi, şuydu buydu. Bunlar 6'da 6 olmuş olsaydı eğer mutlaka uğraşırdım ama 6'da 6 olmadığı için simyacının marketinden 2 tane ejderha kerpeteni alıp ejderha taşı arındırma deyip kapatıp yani böyle saçma sapan totemler yapıyorum. Ama şeyi kapatmıyorum. Yok sohbet satırını gizle falan yapmayacağım. Direkt buradan elması çıkararak başlıyorum. Elması çıkaramadık. Elimizde boru gibi bir ejderha taşı parçası oldu. Keşke elmas çıkarsaydık. Onyx'ten daha kıymetli olduğu için öyle söylüyorum. Sıra geldi Onyx'e. Aa, Onyx'i çıkardık. Harika harika. Gerçekten kritik derece yansıtma olan bir Onyx'imiz var elimizde. Bunu da pazara atarız. Ben hemen bunun süresini uzatayım. Hatta huzurlarınızı uzatayım. Şurada antika simyalarımız var. Şöyle çıkardım. Ne kadarlık geldi? Gayet güzel. %100'lük geldi. Baktığın zaman bir güne çıktı süresi. Bunu satacağız değil mi? Evet, bunu satacağız. Şimdi burada ne var? Ok, blok, yansıtma. Hemen huzurlarınızda bunu takıyorum. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Şimdi sıra geldi elmasa. Çift 5 büyülü STR. Çok güzel bir elmasımız var. Art 6 tabii ki de. Onu da takıyorum. Simya panelimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Tavanımızın sıra sıra eksiklerini tamamlıyoruz. Bunun eldiveni vesaire her şeyi tamam. Görmüş olduğunuz gibi bütün içtenleri her şeyi tamam. Ama tabii ki önemli bir eksiğimiz var. Bu arada petimiz burada. Kostümümüz yok arkadaşlar. Silah fişi, zırh ve kask, böyle bir kostüme ihtiyacımız var. Bunun için 60 günlük bir set çıkarmaya çalışacağım. Şu tüm ürünlere girelim. Burada şeyler var, 60 günlük setlerin çıktığı. Ama Nesne Market tabii ki yine bildiğiniz gibi. Ben o sandıkları bulayım. Burada bir civarında hepimiz var. Bu hep karşılığında umarım çıkarabiliriz. Ben uğraşayım biraz, orada görüşürüz. Görmüş olduğunuz gibi sonunda açıldı Nesne Market'imiz. Burada 30 günlük çıkan set var. 29 epe. 39 epe de 60 günlük çıkan var. Ben buradan 60 günlük çıkarmaya çalışacağım. Yani burada 10 epin lafını yapmayacağım. Neden 60 günlük çıkarmaya başlayacağım? Ha 30 günlük, ha 7 günlük almışsın. Yani 60 gün alırsak böyle bir aktardık mı kostümü, 2 ay kafamız rahat gider. O yüzden bununla başlayacağım. 50 tane desek epimiz yetmiyor. 10 tane desek 10 tane açmaya çalışayım. Çıkmadı. Devam ediyorum. Yine yok. Devam ediyorum. Burada da gözükmüyor.
yanmıyor. Umarım Nesne Market depoma düşmüştür. Şimdi tekli tekli almaya başlayacağım. Umarım çıkar, bizi daha fazla yormaz. Buradan yine çıkıyor 15 günlük vesaire ama biz tabii ki 60 günlük set istiyoruz. Bütün epi bitirdik. Burada bir kan üzerinde hep harcadık. Şimdi Nesne depomuza bakma zamanı. Umarım 60 günlük seti çıkarmışızdır. Bakıyorum. 15 günlük bir zırh, 15 günlük bir de kask çıktı. Sağlık olsun. Yani bunları varken şimdi tekrar uğraşacak değilim. Bu arada bir sürü almıştım bunu. Aura kasarken lazım oluyor diye. Şu iki tane güneş özütünü de indirelim. Bunlar da yeni çıktı. Onları da hemen üst üste koyalım. Şurada nerede bizim özütlerimizin olduğu bir sayfa? Burada. Aynen öyle. Tamam, şimdi bunlara yansıtmalık bir şeyler arayacağız. Bu arada silah fişini alayım hemen. Silah fişi olarak da ata bekçisi yelpazesi. Nesne Market. Tamam ya, siz onu aldım sayın. Ben ata bekçisi yelpazesi almaya gidiyorum. Onu alayım. Daha sonra bunlara yansıtacak güzel bir ekipman, zırh vesaire bulalım. Değerli arkadaşlar, biz şeyi unuttuk ya. Epi bitirdik. Buradan bunu almak için şeyi unuttuk. Paramız var ama epe tabii ki ihtiyacımız olacak. O yüzden ben buradan hesabı biraz ep takviyesi yapıp ondan sonra geri geliyorum. 15 günlük kostüm setimiz hazır değerli dostlarım. Bunların efsunların ayarlaması kaldı. Ben onları yapayım. Bunları ne getireceğiz? Ekseri, 12 zeka, 20 büyü hızı ve şimşek arıyoruz bu kostümlere. Bahsettiğim efsunları getireyim. Ondan sonra tekrar size göstereyim. Şu anda şamanımızın her şeyini hazırladık kıymetli dostlarım. Buradan gördüğünüz gibi 12 zeka, 20 büyü hızı, bir silah fişi, 15 okları savuşturma, 15 şimşek, bir kask yani başlık fişi, bir tane de 20 büyü hızı, 15 şimşekli zırh ayarladık. Hemen buradan statüleri size göstermek istiyorum. Üzerimizde 33 yarı insan var. Bu arada simyayı da açalım hemen. 33 yarı insanımız var. 40 canavar var. Onun dışında yavaş 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 gidelim. STR ile bir işimiz yok. 360 savunma var. 46 ortalama ort direniş. Berserker yok. 380 büyülü STR'miz var. 90 şimşek direncimiz var. Yani şu anda gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Otomatik avımızı da buradan hemen huzurlarınızda hazırlayalım. Marka basmayı düşünmüyorum. Mor pot, yeşil pot koyalım. Şu 200'lük ucuz şeylerden aldım ben. Şebnemlerden aldım. Yani bunların tanesini 10M falan verdim. Bunu koyalım. Yeşil koyalım. Başka gözümden kaçan sarı var. Sarı koyalım. Burada başka bir şey var mı? Var mı? Bakıyorum. Başka bir şey gözükmüyor. Robin yağma peti aldım. Bu arada dolandırıldım kıymetli dostlar. Dolandırıldım da. Ya ben şey alıyordum, 40 vona 30 günlük pet alıyordum, yanlışlıkla onu seçtim, bunu onu mu bunu mu onu mu bunu derken 40 vona gittim, bu Robin aldım bir günlük, sorun yok yani, giden 40 von oldu ama yapacak bir şey yok. Bunun süresi geçince 90 vona artık alacağız ya da 40-50 vona bulursak başka bir yağma pet alacağız ama 24 saat bununla bunun artık suyunu sıkmamız lazım. 40 von verdik, oradan bir zararımız var, yapacak bir şey yok. Şöyle bunu da kaydedelim, bunun odağını da şöyle 50 metre yapalım, 50 metreye kaydedelim. 50 metre gayet yeterli olacaktır, artık biliyorsunuz odağı da değiştirebiliyoruz. Bakıyorum, eksikler var. Bunların cevherlerini yenilemeyeceğim. Tabii ki bununla uğraşmayacağım. Kemerimizin yerinde boşluklar var. Yani bir eksik görünmüyor. Evet, bir eksik görünmüyor. Huzurlarınızda. Geri dönüş kağıdımızla birlikte kuzey rüzgarı uçurumuna doğru gidiyorum. Petlerimi çağıracağım. Burada başka bir arkadaş var. Hemen channel değiştirelim. Başka bir channel'a geçelim. Adamı rahatsız etmeyelim. Ben boş bir channel bulup geleyim. Ben bir yandan channel arıyorum. Bir yandan da size bilgi vereyim. Yani bir önceki seride böyle biraz şey oldu. Ben size sürekli her şeyi anlatmaya çalıştım. Bunu buradan yapıyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bundan çok rahatsız olan arkadaşlar olmuş. Yani ben oyunu bilmeyenlere öğretici tarzda değil de neyi nasıl yaptığımı bazen ben de merak ediyorum. Birisi bir şey yapıyor. Ulan böyle çok basit bir şey ama o aklınıza gelmiyor. Böyle izleyenlerin aklında kalsın diye bahsetmiştim. Ona biraz tilt olanlar olmuş. Bu seride öyle yapmayı düşünmüyorum. Normal standart herkesin oynadığı gibi oynayıp o şekilde kayıt almayı düşünüyorum derken boş bir channel bulduk. 5. channel'a kadar geldik. Hemen kendimizi fikirlerimizden yapalım. Grubumuzu silelim ki başka birisine düşmesin. Simyamız zaten açık. Petlerimi çağırıyorum. Bunları açık 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 deyip başlatıyorum. İlk partide bir şey basmak istiyorum. Marka basmak istiyorum. Balıklardan vesaire de basalım. Şimdi şunlardan basacağız. Ara ara girip. Mavi potumuz bitiyor. Mavi pot. Ha, bu arada bizim nazarımız yok. Uçar kesemez ki nazar olmadan. Biz en önemli şeyi unuttuk. Geldik buraya. Nazar olmadan uçar mümkün değil, kesemez. Şuradan bir tane pot açayım ben. Bu biraz takılsın. Biz nazar çıkarmaya başlayalım. Çalışalım. İlk ep atmışız ya. Burada 2700 epimiz var. 3K ep atmıştım ben. Buradan çevirip nazar çıkarmaya çalışacağız. Umarım çar ölmeden çevirebiliriz. Bu kısmı hızlandırırız. Benim çar çevirdiğim kısmı. Ben nazar tılsımı aldığımda ya da bu app bitene kadar çevireyim. Nazar hep lazım olacak. Nasıl olsa nazar olan bir şey geldi. Ben buradan hızlı hızlı çarkı çevireyim. Burayı hatta göstermeye bile gerek yok. App bittiğinde ne kadar ne çıktığına bakalım. Şöyle bir eşya depom diyeyim. Ne var ne var burada en son. İşte antika kordan itibaren ne çıktığına bakalım. App'imizin sonuna doğru geldik. Sizlere de göstermek istiyorum. Yani neredeyse 1K
saattir çeviriyorum. Aralıksız hiç nazar gelmiyor bize. Böyle saçma sapan şeyler veriyor. Bu çark çok sinir bozuyor ama el mecbur giriyoruz. Videonun hatırına burada nazarı gördük çarkta. Ama gelmedi tabii ki. Gelir mi? Gelmez. Bize tecrübe yüzüğü. Yine arttırma kağıdı. Son app'in dibinde sizle birlikte sıyıralım istiyorum. Yine çeviriyorum. Burada nazar var. Umarım gelir. 15 güne bile şeyim yani. Gelmedi. Devam edelim. Boyalanmayalım. Nazar yok. Geçiyorum. Nazar olmayan çarkları bu şekilde geçiyorum kıymetli dostlarım. Burada 30 ve 15 var. Umarım 30 gelir. Gelirse. Gelsin de 15 de olur ya. Ama maalesef yine gelmedi. Bize oradan bir aura mı geldi? Lezzetli lokma. Ne yapacaksak lezzetli lokmayı. Büyülü metal var. Nazar olmadığı için bunu geçtim. Yani geçtim dedim. Çeviriyor ama animasyonu görmüyoruz sadece. Yine nazar yok. Yani bu çark 65 epe çevriliyor kıymetli arkadaşlar ama yani nazarın nesini göremiyoruz ya. Bu ne? Çimdiğin yengeç kutusu. Ananı avradını bilmem senin ne yapıyorsun. Yani 15 günlük bari ver ya. Neyse bunun hepsini çevireyim de. Eşya depoma bakacağım ne geldi ne git. Burada yine yok. Ritüel mütüel veriyor. İstemiyorum kardeşim. Nazar istiyorum. Son çevirişimiz. Bunu birlikte şey umarım nazar verir. 30 günlük bir nazar var. Bakalım verecek mi? Evet. Vermedi maalesef. Sağlık olsun. Umarım eşya depomda vardır. Bir tane bile istiyorum yani. Buralar hep yeni geldi. Yeni gelmedi mi acaba ben bunu bir yenileyeyim mi? Ne yapayım? Bu arada 12 tane kasmışız bile aura. Hızlı kasılıyor. Gayet seri kasılıyor. Depomdan eldiven almayı unuttum ama gider alır gelirim hemen. Çok zor değil. Yançarla bile getirebilirim. Artık eldivenin şeyi var. Depomda eldiven dolu olması lazım. Eldivensiz tabii ki burada şey az düşer. Nesne Market yenilenmiştir. Umarım şimdi tekrardan eşya depom diyorum. Artık bir nazar görmek istiyorum yine. Yapma ya. Şaka mısın? 3K app hiçbir şey çıkaramadık mı gerçekten? Of. Oyun beni kanser edecek ya. 3K app çevirdim. Buradan hiçbir şey alamadık ya. Çıkarmamız lazım yani bu. Nazar olmadan bu şart mümkün değil. Kesemez burada. Hele saldırı savunma markası bittiği zaman o zaman komple nanay oluruz. Bakıyorum böyle eskilerden falan bir şey var mı diye. Yok hiçbir şey yok ya. Abi inanılır gibi değil ya. Yok maalesef hiçbir şey yok. Neyse ben biraz daha app takviye edebilecek miyim ona bakayım. Nazar çıkartmaya çalışayım. Tekrar görüşmek üzere. Evet bir 3K app'in daha sonuna geliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi yine nazarı göremiyoruz maalesef. Çıkmazsa çıkarmayacağım artık yani yeter bu nedir ya. Bu insanları soymaktan farklı bir şey değil yani. Şuna bak 6K app gömdük. 15 gün bile nazar alamazsak yuh başka bir şey diyemeyeceğim. 60 gün bari ver de yani 2 ay kafamız rahat etsin. Son app'imizle. Son değilmiş gerçi de. Tabii ki vermez bizde nerede o şans. Bu sefer son app'i çeviremedik. Eşya depo. Şöyle biraz gezinelim bir kapatalım açalım. Bakalım kaç tane olmuş. 20 tane düşürmüşüz bile. Ne kadar 10 dakika oldu olmadı. Yani 10 dakikada 20 tane düştüyse eldivensiz bir şekilde bahsediyorum. 100 dakikada yani 1,5 saatte bir paket sabaha kadar ne yapar? 10 saat geçse 7-8 paket yapar herhalde eldivenle birlikte. Eldiveni birazdan çözeceğim. Diğer çarla getirmeye çalışacağım. Ya da bununla gider gelirim bir şeyler yapacağız. Yerden bu ayaz köküydü, otlu bilmem çöptü onları toplamıyorum. Burada deri sertleştiriciler, tesadüfi hazine anahtarı, hazine kutusu, 9. yolun kitap sandığı bir sürü şey düşüyor buradan ama istiridyeyi bile toplamıyorum. Çünkü envanterim çorba oluyor gerçekten. Buradan topladıklarım şu kutuları da toplamıyorum artık onları toplamış bulundum diye envanterimde duruyor. Buradan sadece aura topluyorum. Onun dışında kutsama kağıdı topluyorum. Kutsama kağıdını hatta toplayamıyorum galiba şu anda envanterimde yer olmadığı için. Bu mavpotlar da üst üste geçmiyor maalesef. Şöyle yapalım bunları biraz ben üst üste geçireyim. Envanterimde biraz yer açmam gerekiyor. Sebebi de şu anda şeyi yapıyorum. ETP görevini yapıyorum. Envanterimde hiç yer olmadığı için onu da yapamıyorum. Üzerimde şey de yok galiba yaşam. Yani basalım. Şimdi eşya depom diyeceğim. Şu kendine bir gelirse. Of ya Metin 2 böyle bir oyun arkadaşlar yani. Yani buna yapacak bir şey yok. Ne kadar şikayet etsek, söylensek, laf söylesek ne yaparsak yapalım değişmiyor. Yani işte 6 kayıp yalan oldu. Ne kadar vakti. Bu saat yanlış ya. 6.42.7.14 diyor. Şu anda saat 21.21. Yani birini 6 dakikada birini 7 dakikadan bitirdim acaba app'in onu mu diyor. Eşya depom diyorum. Bakıyorum. Yani 6K app'ten yine bir nazar alamamışız ya. Allah senin gibi oyunun belasını versin ya. Ya böyle bir karaktersizlik olabilir miyim? Ananı avradını bilmem senin ne yapıyorsun? Böyle bir gerçekten yani çar yatacak burada. Bu nazar olmadan bu çar burada kesemez. Ne yapalım? Çıkaracağız ama yani 450 lira arkadaşlar ya. Yani şuradan bak göstereyim size 450 lira 3 kayıp. Yazık günah değil mi ya? Cidden yazık günah değil mi? Bu kadar her şeyi yapıyorsun. Abi geliyorsun şuradan bir nazar talismanına yaptığımız muameleye bak ya. Zaten Nesne Market ölü yani bu 3 kayıpı çevirene kadar. Biz Nesne Market'e girene kadar zaten tanan avradını ya. Neyse ben bu 3 kayıpı eriteyim de. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Ne çıktı? Yine başını mı aldık? 9 kayıptan. Rezalet bir durumdayız. Tamam gülüyoruz biliyoruz yüzümüz gülüyor ama cidden rezalet bir durumdayız maalesef. Yani 9 kayıpı parçaladık bitirdik dibini sıyırdık. Nazarı yani 10 kez çeviriyorum bir kez görüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Büyük bağış belgesi geliyor. Efsun yani. Bak bir de bu olmaya başladı ya. Nesne market şeyi donuyor. Nesne market donuyor ya. Bu nedir ya? İnsanı gerçekten saf yerine koyuyorlar bu oyunda. Ben de bunu anlamıyorum ya. Şunu bir düzeltin ya kardeşim ya. Deliyiz ya biz de yani. Cidden üzülüyorum ya. 28 tane olmuş yani ne kadar kısa
kısa sürede harcadığımı sen düşün. O ayaz kökü niye topluyor ya? Ben bunu kapatmayı unutmuşum galiba. Neyse onu hallederiz. Zaten son bir çevirmelik hepimiz kaldı. Onu da huzurlarınızda çeviriyorum. 15 günlük bir nazar var. Umarım gelir. Ama gelecek mi lan? Geliyor musun? Yes. Yuh ya. Gerçekten yuh ya. Vallahi geliyor zannetmiştim. 9K app harcadık. Bir 30 günlük gördüm burada nazar. Yani buna şükür diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Elimizden başka bir şey gelmiyor ama cidden çok ayıp ya. 9K app sadece 30 günlük alabildik. Abi Metin 2 pişmanlıktır. Oynamayın ya. Hani ne, ben bu oyunun reklamını yapıyor değilim. Ben bu oyunu oynuyorum ama siz oynamayın. Ben yandım, siz yanmayın ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. 9K app verdik ve sadece bir nazar alabildik. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha, ben seni seviyordum lan. Gerçekten şaka gibi. İyi, gene 15 günlük değil, 1 aylık geldi. Böyle bir gelsene, şu nazarı bir takalım ya. Ben depodan eldiveni de alayım da bu eldivensiz biraz yavaş ilerleyecek gibi duruyor. Ondan sonra tekrar son halinde görüşürüz. Şimdi eldivenleri aldım ben, üzerime alabildiğim kadar bir şeyler yaptım. Yine full doldurdum. Biraz da boşalttım, böyle gereksiz ıvır zıvırı boşalttım attım. Şimdi tekrardan yolculuk kuzey rüzgarı uçurumuna doğru gidiyorum. Gidince 2 tane de geri dönüş atalım oraya ki sonra geri gitmemiz kolay olsun. Öyle. Şimdi şuradan başla diyelim. Simyamızı açalım. Bunlara basalım. Bakalım şimdi ne kadar düşecek. 33 tane burada. Ya neden bu kadar oyunda lag var anlamıyorum ya. Neyse biz oyunumuza bakalım. Zambak bize ne veriyormuş? Daha fazla eşya düşürme veriyor. Bu savunma veriyor. Bu da kritik veriyor. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Önce bunları açalım. Sonra şunu açalım. Ve bize zambak lazım. Hani diğerleri böyle şey olsun diye. Evet, zambak nerede? %15 arttı 12 saat boyunca. Gayet güzel. Yani bu çar burada neden dayanmıyor anlamıyorum yani. Simya panelimiz kusursuz. Her şey yerli yerinde. Bütün itemlerimiz +15 zırhımız, işte +9 soylularımız, full büyülü STR içtemlerimiz, kostümlerimize zaten bir item kadar para verdim. Lan bırak! Ama yine ara ara dayanmıyor. Şu nazara 10K hep verdik, 9K hep verdik. Ama dayanmayınca dayanmıyor. Sinirim bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Yata kalka öyle ya da böyle bir şekilde. Böyle şu balıklara da bir tur basalım. Enerji basalım. Markalar da bitmiş. Marka bastım. Burada zeka ve... Aa, bu markalar zaten şeymiş ya. Hayat ve zeka diyor. Saldırı ve savunma markaları değilmiş. Problem değil. Bunları kullanabilir o zaman. Evet arkadaşlar, bu çar böyle takılıyor. Buna artık böyle yapıp müdahale edeceğimiz bir şey yok. Ben ara ara kontrol ederim. Yatar kalkarsa bir yaşam desteğinde vesaire bulunurum. Onda sorun yok. Biz şimdi burada ninjamıza geçelim. Ninjamızın eksiklerini gidermeye çalışalım. Biz bu seriye ne diye girdik? Biz bu seriye ninja ile birlikte önce Hydra sonra Mele yapacağız diye girdik. Yapacağız Allah'ın izniyle. Ben hemen ekranımı vereyim. Görmüş olduğunuz gibi ninjamıza geçtik. 187 bon paramız var. Bakalım pazarımızda satışlar oldu mu? Ara ara oluyordu galiba. Ben bir ara bakmıştım. Bir şeyler gitmiş. 118 M 5 bon. 5 bona buradaki şey gitti. Zen fasulye gitti. 60'lı bir şeyimiz vardı. Kutsama kağıdımız vardı. O gitti. Burada ne vardı? Siz tabii daha iyi görürsünüz. Bu parayı da hemen üzerime alayım. Böyle çok da şey yapmaya gerek yok. Parayı biriktirip bilmem ne yapmaya gerek yok. Hemen Channel 1'e girip Channel 1'de pazar alanına gidip önce bakalım kolye mi bizim için rahat olacak. Ben şey düşünüyorum, böyle 7 efsunlu bir kolye alıp işte 5 patronlu bir kolye alıp üst efsunlu mu biz getirelim, yoksa bir eldiven alıp onun alt efsunlu mu getirelim, ne yapalım, buna birlikte karar verelim. Şu efektleri kapatmam gerekiyor. Yoksa oyun gerçekten Metin 2 yine bildiğimiz gibi böyle bir nebze daha iyi oluyor. Ama uygulamadı galiba bunu. Seçenekler, efektler, şöyle yapalım. Karakter atmamız gerekiyor bunu uygulamak için. O yüzden bir karakter atıp geliyorum. Şunu açalım. Bize ne lazım buradan? Ben önce eldiveni halletmek istiyorum. Kolye daha basitmiş gibi geliyor bana. Umarım öyledir. Buradan mücevher, mücevher değil. Buradan ekipmanlar, eldiven deyip arama yapacağım. Buradan eldivenin ne olduğu önemli değil. Şöyle biraz ilerleyelim, bir 20 sayfa kadar. Buradan patron saldırı hasarı +5 arıyoruz. Üst efsunu önemli değil. Üst efsununu biz kendimiz getiririz diye umuyorum. Ben şöyle bir hızlıca göz atayım. Yani bunlara tek tek sizinle birlikte bakmayalım. Ben 5 patronlu eldiveni bulduğumda, almaya karar verdiğim eldiveni bulduğumda tekrar geri geleceğim. Şöyle bir güç eldiveni +5 buldum. Üst efsununu değişeceğiz. 12 güç getirmeye çalışacağız. Çünkü bize 12 güç lazım hasarımızın artması için. En uygun fiyatlı patronlara karşı saldırı hasarı 5 olan eldiven maalesef bu. Yani 165 won veriyorum huzurlarınızda. Vermek zorundayım. Bunu yapmazsak yani çok zorlanırız. Dönüşümsüz hidra kesmek zor. Bu arada bu çarın biyoloğu, liderlerin notları mı ne orada daha. Yani biyolog da biteyim. Oyun dondu. Ben bu eldiveni alıp geliyorum kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aldığımız eldiveni ben size şöyle göstereyim. Ben bu eldiveni aldım. Burada 27 tane efsun vardı bildiğiniz gibi. Bu efsunları da attım. Ben kayıt alıyorum zannettim. Almadım. Benim hatam, çok özür dilerim. Sadece 12 güç getirdik. Değiştik. Yani çok zorlamadı. Bizi 7 tane efsunla 12 güç geldi. Bu şekilde bu eldiveni taktık. Bir de ne yaptık? Ben onun da kaydını alamadım. Hani şamandan söktüğümüz çıkan kusursuz bir tane onyx'imiz vardı. Bizim çıkarıp yerine, bunun yerine bloklusunu taktığımız bir onyx'imiz vardı. Bu onyx'i de 85 won'a pazara attım. Bu da satıla dursun. 27 won paramız kaldı. Yani şu eldivene çok para verdik. Patronlara karşı saldırı hasarı %4 olanlar 90-95 won'du. Biz bunu 165 aldık. Aşağı yukarı 70 won fazladan para verdik. Ama 70 won'un karşılığını bu
bu eldivenin bize vereceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Onun dışında bizim tek eksiğimiz şu anda 5 patronlu kolye kaldı. Ben kolyeleri bir araştıracağım. Bakalım bize uygun bir şeyler bulabilecek miyim? Bütçemize uygun bir şeyler bulabilecek miyim? Bu arada pazarda satış olacak mı olmayacak mı? Ona göre tekrardan size gösteririm ne yaptığımı. Olmazsa da biraz beklemeyi alırız. 1-2 gün sonra bu zırh vesaire pazardaki malzemelerim satıldıktan sonra biliyorsunuz. Şu an AFK farmında şamanımız var. Şamanımız aura kasıyor. Oradan gelecek aurayla falan filan. Gerçi oradan gelecek aurayla şamanın şeyini çözmemiz gerekiyor bizim. Toplayan petini çözmemiz gerekiyor. Oradan bir şey gelmez ama bir şeyler yapacağız kıymetli dostlarım. Ben şimdi bir araştırayım. Bulabilirsek bir kolye bulalım. Bulamazsak ona göre haberleşiriz. Uzun bir süredir kolye araştırıyorum. Şöyle bir kolye buldum. Ne üst estunu tam ne alt estunu tam. Biz bunu alacağız. Altını ve üstünü kendimiz getirmeye çalışacağız. Çünkü eldeki imkan buna müsaade ediyor. Elimizdeki parayı da sıfır yapmayalım. Eğer yapabilirsek hesabımızdaki efsunlarla birlikte bunu istediğimiz hale getirebilirsek bunu kullanacağız. Getiremezsek zırh ve vesaire bir şeyler satılınca ondan sonra tekrar alacağız ya da para kasınca alacağız. Şimdi ben bunu huzurlarınızda satın alayım ve artık şu çarşı haritalarından çıkalım. Bu laktan bir kurtulalım. Şöyle sessiz sakin bir yere gidelim ve orada bunu efsunlayalım. Kolaydan zora doğru gidelim. Öncelikle bu kolyede aradığımız efsun bizim tabii ki 10 kritik. Umarım 10 kritiği bu 20 efsunla getiririz. Başlıyorum birinci efsunla atmaya. 3 kritikle devam ediyoruz. Böyle her efsun attığımda araya girip bölmek istemiyorum. Böyle biraz hızlı hızlı atmak istiyorum. Şuna bak ya. 1K ipi 3 kritik ucundan döndük. Ama 10 kritik şart, maalesef şart. Yine 1K 3 kritik. Güzel de yani efsun geldi ama 3 kritik maalesef bizi kurtarmıyor. 2K 5 kritik. Of. Ucundan dönüyoruz. Devam ediyoruz. Çok hızlı eriyor efsunlar. Ama yapacak bir şey yok. Son 5 efsun. Son 2 efsun kaldı. Ve son efsun. Gelen de bir efsun değil mi arkadaşlar? Maalesef gelmedi. Ben biraz efsun takviye edeyim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada bizim önceki videolarımızı izleyerek oyuna başlayan Muratcan arkadaşımız bana Instagram'dan ulaştı. Onunla konuştuk. Bana biraz destek çıkar mısın dedi. Elimden geldiği kadar peti yolla diyeyim ben ona. Yani ona verebileceğim bir item yok. Onun kullanabileceği bir item yok üzerimde. Ama ona ne verebilirim? Şöyle bir bakacağım. Petini göndersin ki 5 won bir para vermeyi düşünüyorum. Bir de 100 em nakit vereyim. Yani 4 won toplamda para vereyim. O da işini görsün diye umuyorum. Sattık. Yap peti. Oyuna yeni başladı. Çok belli değil mi? Muratcan arkadaşımız da oyuna yeni başladı. Peti gönderecek şimdi. Gönderebilirse ne verebiliriz bu adama? Münzevileri vereyim. Münzevili işimiz yok nasıl olsa. Heh, gönderdi. Aa, münzevileri veremiyormuşum. Başka da verebileceğim hiçbir şey yok ki üzerinde. Bu adama 5 won nakit vereyim. Toplamda 6 won bir para veriyoruz. Evet 6 won. 6 won veriyoruz. Güzel günlerde kullansın. Aga won'u yanga dönüştürmek için depocuya uğraman gerekir. Senin bu aşamada tüm ihtiyacını bu para görür. Eyvallah aga. Borç morç mühim değil. Evet neyse. Ben biraz efsun aldım. Onu indireyim hemen. Arkadaşımızın şansını 12 tane efsunumuz var burada. Eyvallah sen de şansın abi. Ne demiş? İtem yapsın kasılsın ya. Oyun hani dönüyor böyle. Bu heyecanlar güzeldir. Oyuna ilk başladığım yıllar hatırlatıyor bana. Siz de başlarsanız size de elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ben de dolup taşık değilim ama elinden geldiği kadar. Neyse huzurlarınızda efsun atmaya devam ediyorum. Atıyoruz atıyoruz. Şu anda kritik hiç göremez olduk ya. 5 kritik falan görüyorduk en azından. 12 tane efsunda hiç kritik göremedik ya. 3 efsun kaldı. Hadi oğlum 3 kritik. 3 değil ya. 10 kritik. 5 oldu. Bu sefer 10 geldi. 10 geldi. Maalesef başaramadık. Ben biraz daha efsun çekeyim. 40 tane daha efsun aldım. Umarım bu 40'la hallederim. Sadece 10 kritik arıyorum. 5 kritik geldi. Kritin yanına hipi bile istemiyorum ya. 10 kritik gelse yeterli olur benim için. Bu kadar zorlamaman gerekiyor ya. 3 kritik, 5 kritik, 2 kritik. Yok artık ya. Gerçekten yok artık ya. Ha 10 kritik. 15 vital, 10 ok, 10 a 20, 35 kemik geldi. 10 da kritik geldi. Bizim tabii ki kemikli işimiz yok. Şimdi ben biraz da kutsama çekeyim. Kutsamayı da çektikten sonra atarken birlikte atarız. 18 tane kutsamamız var. Epin dibini sıyırdık. Başlıyorum. Ekseri istediğimiz patronlara karşı saldırı hasarı %5 ama tabii ki 50 STR vesaire böyle işe yarayacak satılacak bir efsun gelirse durup onu da satacağız ama umarım patronlara karşı saldırı hasarı 5 gelir. Kutsamalar çok pahalı. 6 metin geldi. 6 metinde durmayacağım. 8 metinde belki dururdum. 5 metin 25 STR'de de durmayacağım. Yarım yarım olanlarda durmayacağım. Bilginiz olsun. Patronlara karşı saldırı hasarı 3. Of lan of. Ucundan döndük ya. Keşke 4 gelse yine duracaktım da 3'te durmayacağım. 3'te durmayacağım. Patronlara karşı saldırı hasarı. İşte bu işte ya. Patronlara karşı saldırı hasarı artı 5. Bu kolye neredeyse 100 won'un üzerinde kıymetli dostlarım. Yani bilmiyorum 60 da olabilirim. Şimdi 100 won deyip de şey yapmayayım ama. Bende yalan yok. Kral da yok. Gerçekten çok pahalı.
hayırlı ve uğurlu olsun. Kolyemiz de hazır. Eldivenimizi de hazırladık. Bizim tek eksiğimiz şu anda bir Alastor pet eksiğimiz var. Onun içinde şaman zırhımızın satılmasını bekleyeceğiz. Şaman zırhımız satılır satılmaz petimizi de alıp bir an önce şeye gideceğiz. Bu arada üzerimizde 6 tane bundan kaldı. 28 tane de efsun kaldı. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. 5 de karaması var. Patronlara karşı saldırı hasarı çok güzel oldu ya. 5 patron gerçekten çok güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? 10 kritik var. Üst efsunu böyle içime siniyor sinmiyor gibi gerekirse değiştiririz onu. O çok göze batmıyor ama alt efsunu gerçekten harika oldu. Oh be. Değdi yani. O kadar uğraştık ama değdi. Gerçekten iyi ki bu yolu tercih etmişiz. Güzel oldu. Sıra geldi. Görmüş olduğunuz bu savaşçımızı 110 level yapıp 110 level yaptıktan sonra zaman çatlağına uyanışa vesaire gidip yine orada pelerin farmı yapmaya geldi sıra. Tabi bunu yapmak için bu çarın şu 2 tüpünü 3 tüpünü doldurmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki ormana gideceğiz. Ben şimdi ormana gideyim. Bizim bayraklardan böyle boş bir yer bulursam oraya çarı bırakmaya çalışayım. Bulamazsam da metin keserek bir şekilde 110'a doğru atayım. Bu bölümleri size göstermeme gerek yok. 110 level'da görüşürüz veya ara dönem bir şey olursa size gösteririm. Şu anda ben gidiyorum bu çarı kasmaya. Bu videoluk da bu arada burada veda edelim. Bir sonraki videoda nasıl ilerlemem gerektiğini, neleri doğru neleri yanlış yaptığımı sizler de bana yorumlarda belirtirseniz sizlerin isteği doğrultusunda ilerlerim. Bu serinin bu şekilde gitmesini yine sizler istediniz. Topluluğa bir şey bıraktım, anket. Çok fazla oy yok, 15 oy falan var ama sonuçta biz de çok böyle büyükler olan kanallar değiliz. Umarım biz de iyi yerlere geliriz sizler sayesinde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. İyi günler.